Merhabalar, T24 yayınına hoş geldiniz. Avukat Doktor Sezgin Tanrıkulu bugün konuğum. Hoş geldiniz Sezgin Teşekkür Bey. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili. Ama onun eski Diyarbakır Barosu Başkanı aynı zamanda. Onu biz daha çok toplumdaki insan hakları konusundaki çalışmalarıyla biliyoruz. Cezaevi ziyaretlerinde, mağdurlarla görüşmelerinde her zaman kamuoyuna yansıttığı bir avukat kimliği ve mağdurlardan yana bir kimliği de var. Bugün biraz siyasetin dilini konuşmak istedik sizinle. Öncelikle Sezgin Tanrıkulu'nu seviyoruz hashtag'i. Türkiye sınırlarını da açtı galiba. Büyük destek gördü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından size destek verenler bu hashtag'i açmışlardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Ya öncelikle teşekkür ediyorum. Yani bu kadar bu dayanışmaya ve dostluğa. Yani gerçekten çok duygulandım bu şeyi yani görünce, bu desteği görünce. Şöyle bir şey, tabii bunun arkasında kendimle ilgili konuşmak çok zor da arkasında yani siyasetteki 8-9 yıl değil ama hayattaki en az 30-35 yıllık bir çaba var. Ben 84'te staja başladım. 35 yıl olmuş neredeyse ama 35 yılın neredeyse tümü insan hakları ihlalleriyle, mücadeleyle geçti ve sürekli de yani mağdurdan, mazlumdan, bir yerde zor durumda olandan yana tutum almaya çalıştım. 8-9 yılda gerçekten milletvekilliği, yani o milletvekili şey gibi düşünülür. Parlamentoya gidersin, ayrıcalıkların el var. El kaldır, el indir. Evet, ayrıcalıkların var falan var, bilmem ne var falan filan. Böyle bir statü gibi görülür. Ben şimdi 8 yılda, 9 yılda meslek yaşamında gitmediğim kadar cezaevine gittim, gitmediğim kadar adliyelerdeyim. Yani çünkü o kadar çok ağır ihlaller var ki özellikle son 2 yılda, 3 yılda herkesin yanında olduk. Bu hem hükümeti rahatsız ediyor, bu kadar çok ağır hak ihlallerinin görünür hale gelmesi. Yani milletvekilleri aracılığıyla hem parlamentoda hem kamuoyunda hem de yaşamın içerisinde rahatsız ediyor yani bu kadar çok dillendirilmesi, kamuoyuna mal olması. Hem de diğer taraftan da sonuçta yani destek olduğumuz, yanında durduğumuz, dayanışma gördüğümüz dostlar da bu mecrada bize dayanışma gösteriyorlar. Yani iki farklı yönü var bunun. Bir rahatsız edici yönü var hükümet bakımından, devlet bakımından. İki yani işte dostluğu, dayanışmayı arttıran bir yönü var. Böyle oldu. Şimdi bu size, evet. Yani size atılan suçlama, daha önce de bir iki açıklama yaptığınız zaman size atfedilen suçlama aslında daha önce HDP milletvekilleri için de bu argüman kullanılmıştı. Terörist cenazesine gitti. İşte ya da teröristlere destek verenlerin yanında durdu. Ne diyeceksiniz bu suçlamaya? Şimdi şöyle bir şey, bakın. Yani ben cenaze taziye üzerinden siyaset yapmayı ve bunu da yani işte gitmedim deyip bir savunmaya geçmeyi kendime zul sayarım. Yani sonuçta yani bir yüzlerce, binlerce insan öldü. Onların anneleri var, babaları var falan filan. Onları bir tarafa bırakıyorum. Ben gitmedim. Benim üzerimden yalan bir operasyon yapılıyor. Benle ilgili paylaşılan 3 fotoğraf var. Bakın 3 fotoğraf. Hızla geçiyorum. Birisi 2012 yılında benle grup başkan vekilimiz Levent Gök'ün Roboski'nin 1. yılında Roboski'de ölen çocukların, gençlerin mezarlarına çiçek bıraktığımız fotoğraf. Önde ben varım, arkamda Levent Gök, onun arkasında Şırnak İl Başkanı var. Bunu Sezgin Tanrıkulu işte teröristlerin mezarına çiçek bırakıyor diye paylaşıyorlar. İş buradan çıktı zaten. İkinci fotoğraf Tahir Elçi'nin yani şeyin naaşının başında Diyarbakır'da cübbeyle işte sevgili eşi, Türkan, çocukları, siyasetçilerle falan en başında durduğum bir fotoğraf var. Diyarbakır Barosu'nun amblemi var şeyin üzerinde. Naaşının üzerinde. O fotoğrafı paylaşıyorlar. Sezgin Tanrıkulu terörist. İşte cenazesinde falan. Üçüncü fotoğrafta, bu çok ilginç. Yani ilginç olan bu zaten. 2015 yılında Kobane IŞİD tarafından kuşatıldığında, saldırıya uğradığında buradan, Türkiye'den yüzlerce insan dayanışma için oraya gitti. IŞİD'e karşı oraya gitti. Gidenlerden bir tanesi de Sosyalist Demokrasi Partisi parti meclis üyesi Aziz Güler'di. Annesi, babası Beşiktaş'ta oturur. Kardeşi tiyatrocu. Böyle bir şahsiyet. Evet. Gittikten kısa bir süre sonra şeye mayına bastı ve yaşamını yitirdi. Cenazesi yaklaşık 2 ay buraya getirilemedi. O zaman daha işte... O zaman zaten bu çok konuşulmuştu. Evet, çok konuşulmuştu. O zaman daha yani PYD falan da yani böyle terör örgütü falan ilan edilmemiş. Salih Müslim gelip gittiği dönemler yani. Ona Türkiye'ye yakın, gidip geldiği dönemler. Ona yakın dönemler.
Neyse biz de devreye girdik. Yani bu insani mesele. Annesi her gün arıyor, babası arıyor, kardeşleri arıyor. Oğlumuzun cenazesi orada bir konteynerde soğutucuda bekletiyor. Mezarı burada olsun diye. Ben aradım Numan Kurtulmuş'u. Başka siyasetçiler aradı. Sivil toplum önderleri aradı. Diyanet İşleri Başkanlığı arandı falan. En sonunda iki ay sonra Davutoğlu'nun talimatıyla bu cenazenin Türkiye'ye girmesine izin verildi. Girmemesinin nedeni de bakın herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı yurt dışında vefat ettiğinde getirilebilmesi için prosedür var. Yani o cenazenin o şahsa ait olduğunun bir resim belgeyle kanıtlanması lazım. E şimdi mayına çarpmış olmuş ama Suriye'de devlet yok. Bir belgesi yok yani. O cenazenin azgülere ait olup olmadığı noktasında Sürüş Kaymakamı da bunu gerekçe gösterip almıyordu içeriye. Davutoğlu talimat verdi sonuçta kamuoyu oluşunca bizzat onun talimatıyla Mahir Ünal devreye girdi. Yani bizim grup başkan vekilimizin verdiği bilgiye göre cenazesi Sürüş'e Sürüş'ten Urfa'ya Urfa'dan da Sultan Gazi Cemevi'ne geldi morguna. Ben de bir milletvekili arkadaşımla beraber annesine babasına belki o iki ay içerisinde kendileri en az 50 kere konuşmuşum. 50 kere annesiyle babasıyla kardeşiyle başsağlığına gittim bir fotoğraf çekildi orada yine bu ceketim vardı üstümde tesadüf. Fotoğrafta böyle geride durmuşum falan biliyorum bir fotoğraf çekiyorlar ya yani şey yani taziye ziyareti morgda cenaze falan değil yani bir tören falan filan değil bu fotoğrafı işte paylaştılar Sezgin Tanrıkul terörist cenazesinde falan taziyeye gitmişiz acılı bir durum var bizzat bakın söylüyorum Davutoğlu'nun talimatıyla şimdi girsek bile Google'a ben size Hürriyet'in haberini çıkartabilirim. Dolayısıyla şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörist cenazesine gitti ya da PKK'lı cenazesine evet. gitti açıklaması yaptığında sizce Davutoğlu'nun, Numan Kurtulmuş'un, Mahir Ünal'ın... Bilmemesi imkansız. Peki onlardan bir açıklama bekler miydiniz? Tabii ki beklerim ya. Yani şimdi bu meselenin bir insani mesele olduğu, bir insani mesele olduğu, bir vicdani mesele olduğu ve bu meseleyi de kendilerinin de sahiplendiği, cenazenin buraya getirmesine izin verdikleri, aracı oldukları bir mesele bu. Eğer gerçekten tırnak içerisinde dedikleri gibi teröriste niye izin verdiler o zaman? Yani sonuçta buraya geldi, Sürüş'e geldi, Sürüş'te Türk Hava Yolları'nın uçağıyla da naaşı buraya nakledildi. Ve burada da Sultan Gazi Cemevi'nde ertesi günde tören yapıldı yani. Orada bir mezarlıkta defnedildi ertesi gün. Dolayısıyla bakın bunun üzerinden siyaset yapmak kötü bir şeydir. Yüzlerce binlerce insan öldü. Onların annesi var, babası var, neneği var. Dolayısıyla benimle ilgili durum bundan ibaret. Bunu İçişleri Bakanı'nın bilmemesi imkansız. Bakın imkansız ama. Çünkü kendisi İçişleri Bakanı. Sosyal medyada trollerin bir algı kampanyasını şimdi kendisi bir nefret suçu olarak kullanıyor. Dediği bakın dediği şey az buz değil. Konuştu Zeytinburnu da cumartesi günü ben Sultan Gazi'deydim seçim çalışması nedeniyle. Arabada bana gösterdiler işte çalışma arasında. Gerçekten moralim bozuldu. Yani bir İçişleri Bakanı bir nefret söyleminin aracısı nasıl olur? Yani şunu söylüyor bakın söyledi şu. Ey Mansur Yavaş, ey işte Ekrem İmamoğlu siz terörist cenazesine katılan Sezgin Tanrıkul'dan nefret ettiğinizi söyleyebilecek misiniz? Hadi bakalım. Bakın. Bunu kime söylüyor? Yani eşine söylemiyor. Çocuklarına söylemiyor. Akrabalarına söylemiyor. Otobüsün üzerinde kitleye ve halka söylüyor. Televizyon canlı yayın, kendi canlı yayından falan. İki, oradan Üsküdar'a gidiyor. Üsküdar'da birle bir daha atladı üste. Dedi ki Sezgin Tanrıkul'dan tiksindiğinizi söyleyebiliyor musunuz? Ya bir siyasetçinin dili gerçekten nasıl böyle olur ya? Peki şimdi siz bunun nedenini ne olarak düşünüyorsunuz? Sadece siyaset mi? Yoksa şahsi bir Kürtlere yönelik nefret mi? Siz Kürt olduğunuz için mi bu üsluba maruz kaldığınızı düşünüyorsunuz? Ben bakın size bunu çok böyle espriyle ilgili karışıkla söylerim. Ben Diyarbakır'da sosyalistim, Ankara'da Kürt oldum. Yani Diyarbakır'da benim kimliğim insan hakları savunucusu, avukat, ondan sonra aktivist falan bir kimliğim vardı. Kürtlüğüm aklıma gelmezdi yani sonuçta. Ne zaman Ankara'ya geldim, siyaset yapmaya başladım. Benim kafama vura vura sen Kürtsün ne işin var? Sen Kürtsün git Diyarbakır'a, sen Kürtsün bilmem git oradan seçil falan filan diye beni Kürt yaptılar. Yani sonuçta bu kimliğim öne çıktı. Yani diğer kimliklerinden daha farklı olarak bu kimliğim öne çıktı. Ve sonuçta geldiğimiz 7 yılda 8 yılda da CHP ile CHP'nin bağ kurmakta zorlandığı Kürtlerle bir bağ kurmasını sağladım. Yani bunu bir yani bir övgü meselesi olarak da falan söylemiyorum ama sonuçta
2010'da 2011 ile CHP'nin geldiği noktayla şimdi bu seçimler bakımından, geçmiş seçimler bakımından geldiği nokta arasında büyük fark var ve büyük bir ilerleme var. Bunun nedenini bütün okumalar, onların okumaları ve kamuoyu yoklamaları gösteriyor ki sonuçta bu siyasi aktörlerden bir tanesi de benim. Ve ummadıkları kadar da bakın şu anda İstanbul'da, İzmir'de, bütün metropollerde neredeyse Kürtlerden büyük bir destek var. CHP adaylarına yönelik. Bu onları daha öfkeli, bana karşı daha öfkeli ve kendi seçmenlerine işte terör üzerinden, terörizm üzerinden bir nefret objesi olarak gösterme ihtiyacı diyorlar. Yani bu bir ırkçı söylem değil, siyasi bir söylem diyorsunuz. Kesin. Hayır, aynı zamanda ırkçı bir söylem. Aynı zamanda. Yani çünkü açık açık Sezgin Tanrıklı Kürttür, bundan nefret edin demiyorlar. Ama kullandıkları şey, yani olgular yalan ve bunun üzerine kurulu. Peki şöyle sorayım size. Yani sorularınız zor olduğu için terlemiyorum yalnız. Burası oldukça sıcak. stüdyo ışıklarından dolayı. Peki şunu sorayım. Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı'nın münferit olarak bu açıklamayı yaptığını düşünüyor musunuz? Yani bu sizce AK Parti'nin geliştirdiği, merkezden geliştirdiği bir, ya da tepeden geliştirdiği bir strateji mi? Yoksa Süleyman Soylu hep dozu arttırıyor ve AKP söyleminin kimi zaman dışına da çıkabiliyor. Nasıl değerlendirdiniz bunu? Bakın şöyle, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyaset yapma stratejisinde bu şekilde siyasetçiyle düşmanlaştırma, ötekileştirme, hedef gösterme var. Ama Sayın Süleyman Soylu'nun içinde bulunduğu konum, partisinde bulunduğu konum, şu anda işgal ettiği İçişleri Bakanlığı konumu onun daha sert, daha hedef gösteren, daha umursamaz, daha öfkeli bir dil kullanmasına zemin hazırlıyor ve bundan da kendi siyasi partisi içerisinde şey yapıyor, yani sonuçta bir prim elde ediyor. Yani partisi içerisinde de bunu bir kendisi bakımından da bir siyasi araç olarak kullanıyor. Öyle mi? Sizce AKP milletvekilleri bu söylemi destekliyorlar mı? Siyasetin gelip dayandığı bu üslup. Ben tabii ki tümünü söylemiyorum ama kullananlar ve bunu yapanlar da var. Yani ben parlamentoda da bunu biliyorum. Parlamento dışında da bunu biliyorum. Peki şimdi bu ülkede Tahir Elçi bu söylemlerin sonucu olarak öldürüldü. Aynı şekilde Hrant Dink'e örnek verebiliriz. Hrant Dink de yapılan yayınlar ve açıklamalardan sonra öldürüldü. Kendinizi güvenlik tehdidi altında, yani güvenliğinize yönelik bir tehdit varmış gibi hissediyor musunuz? Bakın şimdi Süleyman Soylu, yani sonuçta bir siyasi gelenekten gelen, sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne siyaset yapan, genel başkan yardımcılığı, ondan sonra şimdi İçişleri Bakanlığı yapan, kabinede yer alan bir siyasi şahsiyet. İçişleri Bakanı gibi bir konumu yani var şu anda. Güvenlik aygıtını idare ediyor. Söyledikleri sözlerin sokakta satın alınma gücü var. Müşterisi var yani bu sözlerin. Sıradan bir siyasetçi değil. Bir bakan, İçişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın bunu yapmıştır dediği şeye yani inanmaya hazır. Sokakta yani bilmediğimiz birçok güç var. Tarif edemediğimiz birçok güç var. Sonuçta İçişleri Bakanı sıradan bir siyasetçi değil. Yani işgal ettiği konum bakımından söylüyorum. Kendisi sıradan olabilir ama işgal ettiği yer sıradan bir yer değil. Dolayısıyla söylediği sözün sokak açısından ne anlama gelebileceğini hesaplayabilme pozisyonda olması lazım. Ben hesapladığı görüşündeyim aynı zamanda. Bakın bunu altını çizerek söylüyorum. Hesapladığı görüşündeyim. Sonuçta bizi korkutarak, bizi geriye düşürerek... Orayı tam netleştirin. Neyi hesaplıyor? Tam bakın, kelimesiyle söylersin. Bunu altını çizerek söylüyorum. Süleyman Soylu'nun söylediği sözlerin, benimle ilgili söylediği sözlerin, nefret söyleminin, hedef göstermesinin, bunları satın almaya hazır insanlar bakımından, gruplar bakımından, güruhlar bakımından ne anlama gelebileceğini bilebilecek kapasitededir. Ve bilerek akıldadır, evet, akıldadır ve zekadadır aynı zamanda. Yapmasının nedeni hani satın alınsın, Sezgin Tanrıkulu vurulsun anlamında söylemiyorum. Ama bunu hesaplayabilecek bir öngörü sahibidir. Bundan söylemesinin nedeni de şudur, açık söyleyeyim. Biz korkacağız, geri adım atacağız, kendimizi savunmaya çalışacağız. Dolayısıyla artık yani onların rahatsız olduğu işleri yapmayacağız. Yani insan hakları ihlalleriyle, ondan sonra siyasetle daha kendimizi dondurarak yürüyeceğiz. Bunları başardıkları olaylar oldu, olgular oldu, geçmişte de oldu. Olgular oldu ve geçmişten de biliyoruz ki biraz önce siz de saydınız, iki değerli dostumu saydınız. Yani öncesinde nasıl hedef gösterdiklerini de biliyoruz. Ben açık söyleyeyim, yani tabii ki yani korku insani bir duygudur. Korku insani bir duygudur. Ama korkmadan
Geçmişte de bunları yaşadım ben. 90'lı yıllarda da yaşadım. Avukatken, genç bir avukatken de bunları yaşadım. Hedef gösterildim, tehdit edildim. Ve burada bir teşekkürümü bir kez daha söyleyeyim. Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanı eski genel sekreteri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısıydı. Ben Diyarbakır Barosu genel sekreteriyken benim hayatımı en az iki kere kurtarmıştır. Şimdi baş danışmandır. Böyle bürokratlar da vardı ama diğer taraftan da yani her türlü kirli ilişkinin içerisinde olan bürokratlar da vardı. Süleyman Soylu'nun bütün bunları hesapsız yaptığını ben düşünmüyorum. Çünkü bu ilk olay değil. Bakın bu bundan yaklaşık 2 yıl önce bakın. 2 yıl önce Nusaybin'de bir köylü işkence görmüştü. Bir operasyondan sonra. Gözaltına almıştı ve işkence görmüştü. Parlamentoda tartışma var. İki grup başkan vekili arasında. HDP ile AK Parti grup başkan vekili arasında. Köylünün nerede olduğu konusunda. Benim de stajyer avukatlarım bunları izliyorlar. Bana mesaj gönderdiler. Köylünün fotoğrafını gönderdiler. Mardin Devlet Hastanesi'nin 4. katındaki göğüs cerrahisi bölümünde yatıyormuş. Çünkü çok ağır işkence görmüş, darp edilmiş. Fotoğrafını bana gösterdiler. Ben de CHP grubu adına söz aldım. O günkü olayı söylüyorum. Çıktım şu fotoğrafı yine bu şeyinden, iPad'inden gösterdim. Dedim tartışıyorsunuz, bana bilgi geldi. Bu adam işkence görmüş. Şeyde yatıyor şu anda. Fotoğrafı da bu. Berbat bir fotoğraf vardı yani. Başı falan sarılı, yüzü kanlar içerisinde. Süleyman Soylu, Allah var yani, ben telefon açtığımda telefonuma da çıkıyor yani. Yani mesela cumartesi annelerinde işte 2 yıl önce bir kadın arkadaşımız gözaltına alınmıştı. Telefon açtım, Hatay'daydı, hemen çıktı. 700. haftada telefon açtım yani bu olaydan önce. Açtım telefon saat 10'da. Yasaklamadan önce bakın yanlış yapıyorsunuz. Doğru değil falan dedim kendisine. Kendisi de bana yani telefonuma çıkıyor. Bunu daha sonra anlatırım. Yani sizden nefret ettiğini düşünmüyorsunuz. Yok, her telefonuma çıkıyor. Bana bakın bu olaydan sonra yani o 2 yıl sonraki olaydan sonra çıktı dedik. Ey Sezgin Tanrıkulu. İstediğin zaman bana telefon açıyorsun. Telefona çıkıyoruz. Bu adamın ne olduğu konusunda niye bana söylemeden çıktın, açıklama yaptın? Parlamento. Ben konuştuğum yer parlamento. Genel kurul kürsüsü yani. Başka bir yer değil. Ben şey sordum sadece. İşkence görmüş müdür, görmemiş midir? Hali budur. Efendim sen nasıl bu adamı korursun? Bu adamın kim olduğunu biliyor musun? Sen teröristleri destekliyorsun. Teröristleri koruyorsun. Nusaybin'den işte bombaların Mersin'e nasıl gittiğini, İstanbul'a nasıl gittiğini bilmiyor musun? Diye bir ay boyunca Bekaroğlu da ya Sezgin Tanrıkulu bir şey söylemedi. Sadece işkence görüp görmediğini söyledi diye bir tweet atmıştı. Sadece. Yani bunun söylemlerine rağmen Rize'de bakın, Rize'de, Trabzon'da, Erzurum'da, Çanakkale'de gittiği her yerde ama konuşmasının 5 dakikası Sezgin Tanrıkulu'ydu. Neyse böyle geçti. Beni yine hedef gösterdi o zaman da. Ne oldu biliyor musunuz? Bundan bir ay önce. Gazetede haber. Ben takip ediyorum tabii de yani istiyorum ki kararı kesinlesin, bir şey olmasın. Bu köylü 6 ay hapis yattı. Davası devam etti. Beraat etti. Beraatı kesinleşti. Tazminat davası açtı. Hastalamadan dolayı bir de tazminat aldı. Ben de şeye sordum. Bundan biraz oradan geliyor yani. Bundan 20-25 gün önce parlamentoda. Ya bize bu kadar adama terörist dedin. Bize teröristleri destekliyorsun dedin. Bu kadar ağır laflar söyledin. Bir İçişleri Bakanısın. En azından bana ve bu köylüye karşı bir özür borcun yok mu? Ya da bize sorsaydın keşke deseydin. Evet. Peki bakın yani şöyle bir şey. Yani çok ağır bir bakanı o çünkü. Ve çok ağır konuşmuştu. Ortalama bakın. Ortalama bir siyasetçinin. Ortalama bir siyasetçinin. Çıkar en azından şunu söyler pişkin olarak. Vallahi o zaman işte güvenlik görevlileri beni yanıltmışlar. Yargının kararına saygılıyım. Evet Sezgin Tanrıkulu. Sana da ben çok hakaret ettim ve hedef gösterdim. Senden özür diliyorum. Bu büyüklük olurdu bakın. Bunu yapmadı. Şimdi başka yalan üzerinden, başka bir algı üzerinden başka bir şey yapmaya çalışıyor. Şimdi bu söyledikleriniz aslında... Bakın ben siyaseti kişiselleştiren birisi değilim. Yani kişiselleştiren, bilmem ne yapan bir insan değilim. Hiç kimsenin yani böyle ailesine, çocuğuna, kendisine özel bir husumeti nasıl olur bir siyasette ya? Ben siyaset yapıyorum. Yani sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi'yle biz düşman değiliz. Rakibiz. Ayrı ayrı rakipler düşmanımız değiller. Öyle bakmayız. Nefret etmeyiz hiçbir AK Partili siyasetçiden. Öyle bir nefret duygumuz yok. Kin duygumuz yok. Siyaset yaparız. En fazla eleştiririz. Eleştiriler bazen ağır da olabilir ama ben 9 yıldır siyasetteyim.
Benim bana karşı açılan bir tek tazminat davası yok bu kadar, bakın bir tek tazminat davası. Siz çıksa, yani siz ya da bir herhangi bir CHP'li çıksaydı, AKP'den ayrılan ya da AKP'den gitmek zorunda bırakılan ya da AKP'de kızağa çekilen milletvekilleri şu ya da şu içinden nefret edeceksiniz diye bir çağrı yapsaydınız, AK Parti'nin cevabı ne olurdu? Ya şimdi yani öyle bir şey olmaz tabii de, ama teorik olarak soruyorsunuz bunu. Tabii. Yani ya, şey kıyamet kopardı yani. Kıyamet kopardı gerçekten. Ben isterdim ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden birileri de ya ey bakan bu söylemin doğru değil. Siyaseten de partimize de zarar veriyor. Doğru yapmıyorsun. Demesi lazım. Bunu yaptıksa bakın ne oluyor biliyor musunuz? Onu söyleyeyim. Yani akıllı da siyaset yapmıyor aslında. Hani kendine göre akılcı, işte popülist bir dil kullanıyor. İşte milliyetçi grupları, ondan sonra ırkçı grupları falan işte kendi etrafında topluyor ya da işte organize. Suç çeteleri mensupları kendisine büyük sempati duyuyorlar. Geçmişten bu yana bu şeylerin suç örgütlerinin içerisinde olmuş insanlar. Bunun bu söylemine falan filan. Ama diğer taraftan da gerçekten bir vesileyle AKP ile bağ kurmuş, AK Parti ile bağ kurmuş. Muhafazakar Kürtler, diğer Kürtler, mütedeyyen insanlar falan böyle. Temiz duygularla AK Parti'ye kurmuş insanlar da bu söylemden dolayı ya i̇şte o kadar da olmaz diyorlar yani. Onun için o soruyu sordum. Evet. Sizce CHP'nin Kürt tabanı, Alevi tabanı ya da HDP'den size gelen, evet, ya da sadece size oy vermeyen ama evet, bu söylemi Kürtlerden nefret ettiğinizi söyleyin olarak algılıyorlar mı? Aynen öyle algılıyorlar. Sezgin Tanrıkulu Kürt olmazsa bu kadar çok üstüne gelinmez. Peki. Yani HDP'lilere yaptıklarını Kürt olarak tırnak içerisinde daha ağırını, çünkü onlar zaten HDP. Yani o yani tırnak içerisinde öteki zaten. Sezgin Tanrıkulu gibi bir adamın ne işi var CHP'de? Tamam. Yani bu CHP'de başka bir iş yapıyor. Dolayısıyla asıl hedef olması gereken bu olması gereken Sezgin Tanrıkulu'dur diye daha fazla üstüne geliyorlar. Bu da ortalama her Kürt'ü. Yani çünkü benim bu kimliğim CHP'de öne çıktı. Biraz önce söyledim, ben Ankara'da Kürt oldum. Yani dolayısıyla daha fazla bir sahiplenmeyi beraberinde getiriyor. Hashtag'in de anlamı oydu zaten. Ayşe, şimdi kısa bir şey soracağım. Bu söylediğiniz söylem, yani Süleyman Soylu'nun bu dönemde başvurduğu dil aslında devletin 1990'lardaki söylemiyle çok paralel. O dönemde de biz bu tip söylemler görüyorduk. İşte gazeteci olarak o dönemi izlediğimizde Güneydoğu'daki durumu. Sizce AK Parti ise sonrasında daha pragmatik davrandı. Gerek çözüm süreci sırasında da öncesinde ve sonrasında ve pragmatik de bir parti yapısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere. Sizce AK Parti devletleşti deniliyor ya. Bu yönde hızlan bir ilerleme midir bu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bunu şu şekilde açıklamıştım. Cumartesi anneleri yasaklanınca 7. haftada o gün söylemiştim hatta. Niye? Çünkü cumartesi anneleri 90'lı yıllardaki kayıplar nedeniyle ortaya çıkmış. O derin devletin ortaya çıkardığı ağır insan hakları ihlalleri olan faili meçhul ve kayıplar üzerine 1995'te başlayan bir sivil itaatsizlik eylemi, adalet arayışı. Şimdi bunların döneminde olmamış. O dönemi bunlar hep mahkum ettiler. 2002'de iktidara geldiler ve bizim dönemimizde bunlar olmadı dediler, olmayacak dediler ve mahkum ettiler o dönemi. Ama 700. haftada bu yasaklanınca ve yasaklatan da o dönemin siyasetinden gelen, yani doğru yol siyasetinden gelen, o dönemden işte Mehmet Ağar'la birlikte çok çalışmış olan, yani işte o partinin il başkanı olan İstanbul'da, bu yasaklatınca ben şunu düşündüm, yani Adalet ve Kalkınma Partisi Süleyman Soylu üzerinden eski derin devletin yeni sahibi oldu. Mehmet Ağar'ın hala devrede olduğunu düşünüyor musunuz? Ben yani kendisini görmedim, bilmiyorum, şeyde yok ama yani o zamanki politikaların yeni sahibi Süleyman Soylu'nun izlediği çizgi nedeniyle ve şeyin de sahiplenmesiyle, AK Parti'nin sahiplenmesiyle eski derin devletin yeni sahibi bence Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu uygulamalarıyla, bakın o dönemdeki uygulamaların birçoğu şu anda da oluyor. Bakın kayıplar konusu var şu anda. Kayıplar 90'lı yılların, 80'li yılların sonundan itibaren başlayarak en ağır insan hakları ihlalidir. Benim de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdüğüm ve karar aldığım birçok vaka vardır. Kayıp vakası bakımından. Son iki yılda Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olmasından sonra önemli sayıda kayıp vakası var. Dün itibariyle ben 27 gündür, bugün 28 gün oldu, 28 gün içerisinde zorla kaybedildiği iddiasıyla beni arayan
beni arayan ve soru önergesiyle parlamentoya taşıdığım, genel kurulda konuştum kapanmadan önce, 5 vaka var. Ankara'da, İstanbul'da ve Antalya'da zorla kaybedilen ve akıbetleri hakkında bilgi yok. Rakamlar tekrar yükselmeye, şikayetler evet, daha yani fazla gelmeye başladı. O uygulamalar 90'lı yılların uygulamalarıydı, derin devletin uygulamalarıydı. Şimdi o uygulamaları yapan bir siyasi hareketin içinden gelen ve şimdi şeye geçmiş, İşleri Bakanlığı yapmış, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen bir bakanın döneminde bunlar oluyor. Yani dolayısıyla eski derin devletin yeni sahibi, bu yani ağır insan hakları ihlalleriyle özdeşleşen eski derin devletin yeni sahibi Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Çok kısa iki soru, ondan sonra zamanımız bitti. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sizden nefret ediyorlar mı? Ya şimdi... Ya onlar ne dediler bu işe? Şimdi Mansur Bey'le konuşamadım ben, Ankara'da kendisi. Ama şeyle karşılaştık, sabah da beraberdik. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu ile Kapalı Çarşı'da. İmamoğlu yani sonuçta polemiğe girmeyen ve stratejisi polemik üzerine kurgulamayan bir siyasetçi arkadaşımız. Ondan önce zaten kendisine de sataştı Sayın Soylu. Bir şeyler söyledi. Darmadağın ederim gibi bir cümle kullandı. Evet. İmamoğlu ile ilgili olarak. Onu mahvederim gibi bir şey söyledi. Yani İstanbul'da yani kent güvenliği yoktur gibi bir cümle kurmuştu İmamoğlu. Bunu atfen böyle şey yani cevap değil yani tehdit içeren bir cümle kurdu. Yani İmamoğlu da Trabzonlu İmamoğlu yani nezaketli bir biçimde bir cevap da vermedi ona. Polemiğe girmedi. Bu sefer benim üzerinden kendisiyle kavgaya çağırdı kendisini. Yani o tuzağa ne ben izin veririm ne de İmamoğlu şey. Kendisi ama şunu söyledi. Sanırım bir gün sonra yani biz buraya nefret ne biçim bir şeydir yani benden nefretle ilgili cümle kurmamı istemek biçim bir şeydir gibi bir cümle kurdu yani. Şimdi önce sizin olayınız arkasından Mansur Yavaş'a açılan bu sahte senet meselesi ki o da acayip bir şey çünkü o zaten kurban ama kurban olduğu konuda suçlanıyor ve iddianame hakkında kazanılıyor. Yani onun detayını zaten kendisi bugün açıkladı, ona girmeyeceğim ama ardından Halk TV'ye konuşan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu, o da kapı kapı gezen kadınlar, özellikle pazardaki kadınlarla birebir ilişki kuran, yani alanda aktif bir milletvekili. Mansur Yavaş'ın şu anda sonuçları yüksek çıkıyor. Ankara'yı alabileceği kuvvetli bir şekilde konuşuluyor. Alacak, evet, yani dolayısıyla sonuçta. Siz, Mansur Yavaş, Aysu Bankoğlu, burada sistematik bir proje olduğunu düşünüyor musunuz? En son bunu değerlendiriyoruz. Mansur Yavaş ve bakın, bu milletvekiliyle. Ben avukatım, Mansur Yavaş da avukat. Sonuçta avukatlık yaparken bir şeyle, olguyla karşı karşıya kalmış. Yargıya düşmüş. Şimdi burada yargının bir siyasi mühendisliği ve siyasi mühendisliği var takvim açısından. Avukatlar olarak bizlerin yargılanması, mesleğimizle ilgili suçlarla ilgili yargılanmamız bakanlığın iznine tabidir. Hem soruşturma bakımından hem kovuşturma bakımından. Bunlar da öyle kolay süreçler değil. Yani izin alma süreçleri var bakanlıktan falan. Bu sürecin şikayet edilmiş olabilir yani. Sonuçta avukat şikayet edilebilir. Bu sürecin seçimden 20 gün öncesine hızla denk getirilmesi tamamen bir yargı mühendisliğidir. Yani yargının siyasete yani aktarılmasıdır. Sonuçları görüyorlar. Tabii ki. Yani ne yapacaklar? Tabii ki. Yani şöyle yani bugünlerde bizlere her şeyi söyleyebilirler. Bakın her şeyi. Bu yani daha önceki dönemlerden çok farklı değil. Şimdi bunu yargı eliyle eskiden belki yapamıyorlardı. Yasa dışı yapıyorlardı falan ama şimdi bir de ellerinde yargı aygıtı var. Yargıyla yapmaya çalışıyorlar. Şimdi Aysu Bankoğlu şeyde nedir ismi? Yani kastını açmış bir söz söylemiş olabilir kastını. Kastının bu olmadığını ben eminim. Yani bu şekilde. Kastının o olmadığını kendi açıkladı. Kendisi de çok açık bir içinden söyledi. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Böyle herkes pusuda durmuş. Tamam pusuda durmuş. CHP'li hangi milletvekili ne yanlış yapacak? Ya da kastını aşan ya da işte başka bir anlama da çekebilecek bir söz söyleyecek mi söylemeyecek mi? Aman onu bulalım da ortaya çıkartalım. Telaşı içerisindeler. İşte en son ezanla ilgili mesele. Yanı başımızda. Ya şimdi bu cumhuriyetin topraklarında yani hangi kadın ya da hangi insan bizim bu toprağımızın inancı, dini, ondan sonra simgesi haline gelmiş değerlere hakaret etsin yani. Hele yani kadın hareketi gibi son derece bilinçli yani şey Türkiye'yi ileri taşımayı hedefleyen bir topluluk, oradaki bir topluluk neden böyle bir şey yapsın ya? Yani şimdi ezanı ıslıklayacaklar. Yani akıldan yoksunluk bu. Ama bunu söyleyenler bakın, bunu bir siyaset malzemesi yapanlar aslında
Yani bunun bile bunu bile yapabilirler ya bakın. Şimdi kapatmak zorundayım. Süremiz bitti. Son. Ankara ve İstanbul konusunda elinizdeki sonuçlar neyi gösteriyor? Alacak mısınız? Evet. Alabilme şansınız var mı? Ne düşünüyorsunuz? Yani büyük bir ihtimalle bu 20 günde yani kararsızlar dağıtılsa bile bu elimizdeki belgelere göre bizi izleyenler de yani söyleyebilir, bugün açısından söyleyebilirim. Ankara'yı da İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi yani ittifak adayları ve diğer bütün siyasi partilerden seçmenlerin desteğiyle yani açık açık söyleyeyim, Saadet Partisi'nden, HDP'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, AK Parti'den önemli sayıda yurttaşın desteğiyle adaylarımız kazanacak. Bu sandığa gitmeyecek olan özellikle Kürt seçmen, Alevi seçmen o konuda... Bakın size bir şey söyleyeyim. Kürt seçmen acayip kararlılar yani. Genel seçimden çok daha kararlılar. Çünkü bu söylem yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir yıldır, bir buçuk yıldır ve seçim döneminde ürettiği söylem, sözcülerinin, genel başkanlarının ürettiği söylem son derece Kürt seçmeni acayip kararlı hale getirdi. Yani ben şunu söylemiştim geçen gün, biz hiç konuşmayalım, Erdoğan konuşsun yeter, Soylu konuşsun yeter. Sezgin Tarıkoğlu, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Artık seçimlere de az zaman kaldı. Evet. Tekrar belki yine ilerleyen günlerde değerlendirme yaparız. Sağ olun, iyi çalışmalar diliyoruz. T24'te röportajlarımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.